verebiliyorsa, veriyorsa, kendi vazifesini, işini biliyorsa, insanın da bir vazifesi vardır, işi vardır. Eğer o kendi vazifesini okumamışsa, anlamamışsa, anlatamıyorsa ne olur? Hayvandan daha aşağı. Bakacağız ne kadar okuyoruz, kendimizi ne kadar okuyoruz, insani ne kadar okuyoruz, hayatı ne kadar okuyoruz. Bununla beraber bütün varlık üzerinden onu yaratan Rabbini, Rabbimizi ne kadar okuyoruz? İsimlerinin tecellisini ne kadar okuyoruz? İnsana bize verdiği kıymeti, değeri ne kadar okuyoruz, okumuşuz, anlamışız? Ne kadar okuduysak bütün varlıktaki Allah'ın isimlerini, tecellisini, kudretini, yaratmasını anlıyor. Sadece hayran kalıyoruz, hayrette kalıyoruz. Sadece onun ikramını görüyoruz. Onun için ayetin hemen devamında İkra ve Rabbukel Ekrem dedi. Ekrem olan Rabbinin ismiyle oku. İsmini oku. Ne demek ismiyle oku? Bismillahirrahmanirrahim derken okumaya başlıyorum demektir bu. Bir işi yapmaya başlıyorum. Ama nasıl yapıyorum? Allah'ın ismine yapıyorum. Allah adına yapıyorum bunu. Birinin adına bir şeyi yapabilmek için senin ondan o emri almış olman gerekir. Bununla beraber o emri yapabilmen gerekir. Eğer emri Allah'tan almışsan, Allah öyle emrettiği için onu yapıyorsan, bununla beraber Rabbini temsil ediyorsun. Onu adına yapıyorsun ya, işi o yapıyor, ben ona vesile oluyorum. Buna beraber ben bu işi onun adına yapıyorum. Onun adına yapabilmen için ona halife olman lazım. Onun için Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Eğer işi Allah adına yapıyorsa, yani her ne yaparsa yapsın, Allah öyle emrettiği için, Allah'ın rızası orada razı olduğu için, Allah o işi öyle sevdiği için yapıyorsa, buna beraber Allah adına yapıyorsa, Bismillahirrahmanirrahim diyor, hem de benim Rabbim, alemlerin Rabbi olan Allah, Rahman ve Rahim'dir. Bunu rahmetle yapıyorum diyor. Onun rahmetiyle yapıyorum. Aynı zamanda bu, kul için nedir? Kul için bu tevhiddir, vahdettir. Onun için Rabbimizi düşünürken, namaz kılarken, tekrar tekrar ısrarla ne dedim? Ben Allah'ın huzurundayım dememen lazım. Ne demen lazım? Ben beni yaratan Rabbimin huzurundayım diyeceksin ki huzurda durabilesin, yoksa huzurda duramazsın. Huzurda durmuş olamazsın, olmazsın. Nerede olduğunu anlayamazsın. Anlayabilmen için, Allah'ın tecellisinin sana gelebilmesi için beni yaratan Rabbim demen lazım. Yani